Amerika'da başlayıp Türkiye'de son bulan sürükleyici bir hayat hikayesi. İkiz çocuklarla yaşam ve şok eden bir açıklama. Herkesin merak ettiği bir yaşamı mercek altına almaya hazır mısınız? Bugün sevgili Başak Sayan'ın konuğu olduk. Tüm merak ettiğiniz soruları lafı fazla uzatmadan sormaya başlıyorum. Tempolu bir iş hayatınız var. Evet. Bunun yanında da iki çocuk annesisiniz. Evet, anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Hiç düşünmediğim bir hayat tarzı aslında. Yani daha önce daha fazla işte iş hayatım ve kariyerim, oyunculuk çok ön plandaydı. Ve ben hayatımın sonuna kadar setlerde sabahlarım diye düşünürken anne olduktan sonra çok uzun saatler, haftanın 6 günü sette vakit geçirmenin benim için çok uygun olmadığını düşünmeye başladım. Ve oyunculuğu biraz daha öteleyip edebiyata daha fazla ağırlık vermeye başladım. Ekrana yapılan işleri beğenmiyorum. Yapılan dizileri, senaryoları, yani tek tük tabii ki de birkaç tane iyi iş var ama bir tane, iki tane. Yani bir elin parmakları kadar bile yok. Peki iyi bir iş teklif edilse geri döner misiniz? Yani böyle çok güzel bir iş olursa, benim rol de çok iyi olursa, işte ekip iyi olursa, yani bir sürü iyi, benim kriterime göre iyi şeyler olduğu takdirde bir ihtimal. Bir yeni kitap çıkarttınız. Evet. Nigah Taş. Nigah Taş. Amerika'da başlayan hikaye Türkiye'ye kadar uzanıyor. Evet. Nasıl gelişti? Hikaye Hallacı Mansur'un hayatını anlatan bir hikaye aslında. İki ayrı zamanda geçiyor. Bundan 1200 yıl önce Bağdat'ta Hallacı Mansur'un hayatını okuyoruz bir taraftan. Bir taraftan da günümüzde New York-İstanbul bağlantılı bir polisiye hikaye var. Hallacı Mansur'un günümüze ulaşan tek kitabı Tavasin, bir de Kayıp Risaleleri var. Bu risalelerin ekseninde bir hikaye kurdum. Aslında Türk insanı Hallacı Mansur'a yabancı değil. Fakat tek bildiği işte Enel Hak dedi ve öldürüldü. Halbuki Hallacı Mansur Mevlana'nın, Şems'in, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın takip ettiği kişi. Yani ondan feyiz almışlar. Onun takipçileri bu insanlar. Bu anlamda da Sufizmin babası, atası. Fakat bu tarafı bilinmiyor genellikle. Onu idama götüren süreci anlatıyorum. Kaleminize sağlık diyorum. Çok teşekkürler. Tekrar çocuklara dönmek istiyorum. Biliyorsunuz çocuklarımızı uyuturken böyle hikayeler anlatırdık. Fakat son zamanlarda dijital medya ön planda. Evet, siz çocukları uyuturken hikaye anlatır mısınız? Henüz okumuyorum, anlatmıyorum. Çünkü çok küçükler daha. Yaza doğru, 2,5 yaşına gelecekler yazın sonuna doğru. Biraz daha artık anlayabilir kıvama geldiklerinde onlara kitaplar okumaya başlayacağım. Ki bir tanesinin kitaplara çok ilgisi var. Ona böyle kitapları gösteriyorum, işte şekilleri gösteriyorum, anlatıyorum. Çok ilgileniyor. Zaten kitapları karıştırmayı çok seviyor. Okuma yazmayı çok erken yaşta öğrendim ve çok kitap okuyordum ki hala öyle. Çılgınlar gibi kitap okurdum ben. Çünkü çok katı kuralları olan bir ailede ve bir ortamda büyüdüm. Babam askerdi, annem Almanca öğretmeniydi. Tek kaçış... Arkadan da anlayabiliyorum böyle kitaplıktan. Evet, o daha küçük bir kısmı. Tek kaçış, edebiyat zaten kaçıştır bulunduğun yerden, andan. Çok kitap okuyordum ve bir süre sonra ister istemez yazmaya yöneliyorsun. Çocukken yazar olmak istiyordum. Sonra orta sondayken... O dönem TRT'ye bir dizi çekilmeye başlandı. Ve o dizi bizim lojmanda çekilmeye başladı. Bir sürü aktör, aktris bizim orada konaklamaya başladı. Ve çekimlere sürekli gidiyorduk. Ben birdenbire ben oyuncu olmalıyım sevdasına düştüm. Böyle yazarlık arka planda kaldı. Hayat ilk önce bir tanesini gerçekleştirmeme fırsat tanıdı. Arkasından ama diğeri geldi. Ben modayı çok seviyorum. Yani... en çok keyif aldığım şeylerden biri, evet, kitaplar, okumak ama aynı zamanda giyinmek de benim için çok önemli. Çünkü giyinmek kendini ifade etmek. Eşinizin giyimine de karışır mısınız? Ben izlik tanıştık onunla. Ben onun dolabında iç çamaşırları dahil her şeyi attım. Her şeyi ama hepsini attık. Tüm bir gardırobu yeniden yapmıştık mesela. Yalnız
alışverişe çıktığınızda en çok hangi parçaları satın alırsınız? Ayakkabı çok seviyorum. Doğal olarak çanta, her kadın gibi ayakkabı çanta çok seviyorum. Jean çok seviyorum. Baktığın zaman en çok satın aldığım parçalar galiba bunlar. Bu arada ben yakından inceliyorum. O yüzden cildinizle ilgili de sorular sormak istiyorum. Çok parlak ve bakımlı gözüküyor. Ederim. Hangi bakımları uyguluyorsunuz? Bir defa yani cildime çok önem veriyorum. Çünkü artık 40 yaşındayım. Maşallah. Dikkat etmem gerekiyor kendime. Cildimi her akşam temizliyorum. Yani temizlemeden yatağa yatmıyorum. Makyaj yapmamış olsam bile mutlaka temizliyorum. Pahalı ürünler mi tercih ediyorsunuz? Pahalı ürünler de kullanıyorum ama Ezel'den aldığım ürünlerle yaptığım karışımlar da var. Mesela E vitamini ve A vitamini kapsülleri alıp onları böyle şimdi marka vermek istemiyorum. Ucuz elimize, hani herkesin bildiği elimize sürdüğümüz kremler vardır ya cildimize, yüzümüze. O kremlerden bir tanesiyle karıştırıyorum ve yine eczaneye sorarsanız hücre yapıcı kremler vardır. Yani mesela bir yerimiz yara olur, o yaranın üzerine sürülür, iyileştirici. O kremlerden bir tanesini her çeşit markadan olabilir. Alıp hepsini birleştirdiğinizde E vitamini kapsülü, 3 tane E vitamini kapsülü, 3 tane A vitamini kapsülü ve bu kremler birleştirin böyle bir kapta. En iyi, en pahalı marka kremlerden çok daha iyi sonuç veriyor, emin olun. Peki Son Moda'yı izleyen gençlere söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz tüyolar var mı? Hayat sadece dijital medyadan ibaret değil. Hayat sadece bugün benim fotoğrafımı kim likelamış, kim beğenmiş, kim mesaj yollamış, kaç tane takipçim var, bundan ibaret değil. Sosyalleşmek de bu değil. Arkadaşlara da zaman ayırmalı, kitaplara da zaman ayırmalı, aileye zaman ayırmalı. Sevdiğimiz insanlara onları sevdiğimizi söylemeliyiz. Çünkü geriye dönüp baktığımızda, yaşlandığımız zaman hayat o kadar da uzun değilmiş anlayacağız. Her şey çünkü göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor ve geriye bize işte bu anlar kalıyor. Geçirdiğimiz, sevdiklerimizle geçirdiğimiz anlar, okuduğumuz güzel bir kitap, izlediğimiz güzel bir film. İşte bu anılar. Kalacak olan bunlar. Çok teşekkür ediyorum ben size zamanınızı bize ayırdığınız çok için. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Sevgili Başak Sayan'la sohbetimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere.